bugün iletişimlikleri tohumlarını ekeceğiz. Birkaç defadır deneme yapıyorum da. Denemelerim sürekli başarısız oluyor. Büyük ihtimalle çim tohumlarım ya eski tohumlardır ya da sertifikalı tohum değildir. Dışarıdan sipariş verdim. Büyük ihtimalle kaliteli tohumlar değildir. Bugün 3 tane karışımdan oluşan çim bitkileri tohumlarımızı ekeceğiz yine arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 metrekare alanda bir deneme yaptım. Çim bitkileri tohumlarını arkadaşlar teker teker bütün özelliklerini birazdan anlatacağım. Ama şu an sadece bir iklim özelliklerini bir de yetiştirme özelliklerini size şey yapacağım, anlatacağım. İlk önce arkadaşlar çim bitkileri tohumların toprak özelliğinden biraz bahsedelim. Çim bitkileri tohumları arkadaşlar hemen hemen her toprakta yetişebilir. Her türlü iklim koşullarında yetişebilir. Ama ben şu an Şanlıurfa, Viranşehir'de olduğum için hani buranın şartları, buranın gerek toprakları gerekse iklim şartları biraz sert olduğu için hani biraz şey yapmak lazım. Takviye bir şeyler yapmak lazım. Ben birazdan bunların üstünü naylonla örteceğim. Çünkü buralar biraz daha soğuk olduğu için çim bitkileri tohumları iyi gelişim gösteremez. Şimdi toprak hazırlığına bakalım arkadaşlar. Zaten ben toprağı hazırlamışım. Hani size önceden göstermek için. Şu an net gözüküyor mu bilmiyorum. Kardeşim şu an şey yapıyor. Çekim yapıyor. Çim bitkileri tohumları az önce dedim ya. Killi, kumlu, siltli topraklarda yetişebilir ama bu gördüğüm toprak arkadaşlar biraz daha killi bir toprak yani özelliği gösteriyor. Bu şu an gösterdiğim toprak. Ondan sonra arkadaşlar genellikle çim bitkileri tohumları arkadaşlar daha iyi yani gelişim istiyorsanız sonbaharda ekimi daha çok tavsiye edilir. Hatta da bunun yanında ilkbaharda da iyi bir tohum yatağı hazırlamak gerekiyor. İlkbaharda eğer hani yapmayı düşünüyorsanız hani güzel bir tohumluk yatağı hazırlamayı düşünüyorsanız hani sonbahar için hazırlık için bunu belirtiyorum. Yabancı otlarını ondan sonra gerekli kimyasal uygulamalarını arkadaşlar önceden yaparsanız daha iyi bir verim alırsınız. Çim bitkileri arkadaşlar mibzerle ekim yapılabilir. Karışık ekim yapılabilir. Bir de serpme ekim yapılabilir. Ben şu an sıraya